Bugün vefatının yıl dönümünde andığımız kişi Hakkı Tarık Us. Gazeteci, öğretmen, hukukçu, milletvekili. 1889 yılında Manisa Gördes'te dünyaya geliyor. Önce Gördes'te memurlukları var. İstanbul'a geldikten sonra ağabeyiyle birlikte gazeteciliğe başlıyor. Darülfünun Hukuk Fakültesini 1911'de bitiriyor. Ağabeyinin hastalığı dolayısıyla girdiği derslere öğretmenlik yapıyor. İstanbul Sultanesi'nde, Galatasaray Sultanesi'nde yani lisesinde 10 yılı aşkın öğretmenlik mesleği var. Milli mücadele yıllarında müdafaa-i hukuk grubunda yer alıyor. 1923'te de Giresun Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriyor. 1923'ten 1939'a kadar 4 devre milletvekili olarak görev yapıyor. Hakkı Tarık Us'un bizim açımızdan önemi, henüz derleme kanunu çıkmadan önce yapılmış süreli yayınları derlemesi, toplaması, 20 bini aşkın kitap ve dergi ve gazete koleksiyonu biriktiriyor. Vefat etmeden önce kitaplar için özel bir kütüphane istediğini ayrıntılı bir biçimde vasiyetine bağlıyor. Sıbyan Mektebi kütüphaneye dönüştürülüyor. Bir süre kütüphane olarak hizmet ediyor. Fakat daha sonra vakıf yönetilemediği için 2000'li yılların başında İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne devrediliyor. Şu anda Hakkı Tarık Us koleksiyonu İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde duruyor. Eski mesai arkadaşımız Selahattin Öztürk Bey'in güzel bir kataloğu var. 2006 yılında Hakkı Tarık Us Kütüphanesi'nin kataloğu çıktı. Kendisi de kendisinden öncekilerle ilgili vefalı bir adam. 50. yıl jübileleri yapmış. Bunlar da geçtiğimiz yıllarda yayınlandı. Mecliste bulunduğu sürede de sürekli itiraz etmesi dolayısıyla muteriz lakabı takılmış. Eserleri derleme kanunu çıkmadan önce bu kadar süreli yayını toplamak büyük bir meşakkat. Bütün varlığını kitaplar için, gazete, dergiler için harcamış. Sonra da vakfetmiş birisi. 21 Ekim 1956'da vefat etmiş ve Merkez Efendi Aile Kabristanı'na 23 Ekim 1956'da defnedilmiş. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.